Öncelikle belirteyim arkadaşlar çok ama çok zor bir haftaya giriyoruz. Sadece pazartesi günü bile tek başına yeterli aslına bakarsanız. Çünkü iki önemli veri açıklanacak. Bunlardan bir tanesi cari işlemler dengesi yani cari açık verisi açıklanacak. Ve beklenti oldukça yüksek 4,5 milyar dolar civarında bir yükseliş daha bekleniyor cari açıkta. Bu da 33-34 milyar dolarlık bir cari açığa denk geliyor ocaktan bu yana yani yükseliş tüm hızıyla devam ediyor ve dolar üzerindeki devalüasyonist baskı da devam ediyor. Bunun detaylarını videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Pazartesi günü bir de işsizlik oranı açıklanıyor ki arkadaşlar işsizlik oranının da Temmuz ayı verisi Temmuz'da azalması gereken işsizlik acaba azalacak mı azalmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Büyük ihtimalle işsizlik yüksek seviyelerini korumaya devam edecek. Bu da reel ilgili sinyallerin arttığı anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine salı günü çok önemli veriler var. Perşembe günü çok önemli veriler var. Bunların da piyasaya yansımaları ciddi anlamda sıkıntılı olabilir. Bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. Dünyada enflasyon rakamları, dış ticaret dengesi, sanayi üretimi, işsizlik maaşı, başvuruları ve verileri gibi pek çok önemli veri açıklanacak. Avrupa'dan Amerika'ya kadar bütün bunları da yakından takip edeceğiz. Altın üzerinde etkilerini en azından sizlerle paylaşabilmek adına. Tabi aynı zamanda teşvik meselesi var. Trump her ne kadar ben teşvikleri iptal ettim bundan sonra görüşme falan yok dese de arkadaşlar teşvikler gümbür gümbür çalışılmaya ve gelmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle yakın zaman içerisinde ve yine büyük ihtimalle 3 Kasım seçimlerinin öncesinde bir teşvik paketi sürprizi öyle ya da böyle yapılacak. Bu da altın üzerindeki baskıyı arttıracak arkadaşlar. Tüm detayları sizlerle paylaşacağım hepiniz Hoş geldiniz. 116.570 puan seviyesinden kapanan bir borsa endeksi görüyoruz. Gerçekçiliğin tamamen yitirmiş bir endeks var. Bir yığın insanla konuşuyorum, bir yığın insanla görüşüyorum. Pek çok hisse senedi diplerde sürünüyor. Sadece endeksi yukarıya taşıyabilecek bir iki hisse senedi üzerinde oynanarak endeksi yukarıda tutuyorlar. Ve sanki borsada... Rüzgar çok iyi esiyormuş havası yaratıyorlar. Aslında tablo hiç böyle değil arkadaşlar. Bunun altını özel çiziyorum Bir kez daha söylüyorum 1-2 tane endeksi hareketlendirecek hisse yükseltiliyor bu sayede endeks yukarıda tutuluyor. Diğer bütün hisse senetleri neredeyse batık durumda 1-2 tanesi de çok spekülatif bir şekilde yükseliyor. Onun dışında zaten borsa pert arkadaşlar yani şu anki endekste hisselerin gerçek değerleri birbiriyle örtüşmüyor. Genele yayılmış bir yükseliş yok. Özellikle spor hisselerinde %30 %40 kayıplar var o zirve noktasından bu yana. Dolar 7.87 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. 7.85'e kadar geriledi. Nitekim Cuma günü yaptığım videoda sizlere 7.85'e kadar gidebilir. Sakın tedirgin olmayın, panik yapmayın demiştim. Nitekim 7.85'i gördü, oraya dokundu hemen tekrar kendisini 7.87'nin üzerine attı ve kapanışında oradan gerçekleştirdi. Pazartesi gelecek veriler, salı günü gelecek veriler ve perşembe günü gelecek veriler doların yükselişini çok daha fazla hızlandıracak arkadaşlar ve doları 8 liranın üzerinde 8.20'ye giderken görebiliriz önümüzdeki hafta içerisinde. Önce arkadaşlar Amerika seçimleri de bir başlayalım Türkiye'ye gelmeden önce. Biden Trump arasındaki fark %12'ye çıkmış durumda. Tarihi bir fark diyebiliriz. Bu dönem için normal koşullarda %10 %11 seviyelik fark bile bu dönemde çok yüksek bir fark olarak nitelendiriliyordu. İlk defa Biden böyle bir dönemde seçimlere bu kadar yaklaşılmışken %12 oranında Trump'ın önüne geçti. Bu tablo değişebilir mi? Değişebilir. Trump kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama görünen o ki Biden'ın kazanma ihtimali daha yüksek. Burada iki soru sormamız gerekiyor. Birincisi piyasalar açısından bakabiliriz bakıldığında, teşvikler açısından bakıldığında, dolar ve altın açısından bakıldığında Trump'ın gelmesi mi yoksa Biden'ın gelmesi mi daha etkili olur? Biden'ın gelmesinin daha etkili olacağı çok net bir şekilde konuşuluyor arkadaşlar. Çünkü demokratlar daha gücü elde eder etmez büyük ihtimalle teşvik paketlerini arka arkaya açmaya başlayacaklar. 3 trilyon, 4 trilyon, 5 trilyon dolarlık teşvik paketleri gelebilir ve bunlar da genel itibarıyla Amerika Amerikan halkının temeline, tabanına yayılacak teşvikler olacak gibi görünüyor. Zaten demokratlarla cumhuriyetçilerin şu anda uzlaşamadığı mesele tam olarak miktar meselesi değil. Paranın kime gideceği meselesi. Cumhuriyetçiler daha çok iş adamlarına gitmesini istiyor bu paranın büyük bir kısmının. Demokratlarsa daha çok halka yayılmasını istiyor. Orada bir türlü uzlaşamıyorlar. Demokratlar hem temsilciler meclisini hem senatoyu büyük bir güçle elde ederlerse ki şu anki tablo o halka tabana yayılan büyük miktarda paradan bahsederiz. Bu da arkadaşlar altının aşırı derecede yükselmesini beraberinde getirir. Bir. Peki bu para gelişmekte olan ülkelere gider mi? Türkiye'ye gelir mi? İkinci sorumuz da bu. Gelişmekte olan ülkelere kısmen belki swap kanalıyla gider ama Türkiye'ye gelme ihtimali çok düşük arkadaşlar. Biden'ın şu anki iktidarla arasının çok iyi olmadığını ve bu süreç içerisinde aranın pek de toparlanmadığını biliyoruz. Bırakın iktidar meselesini arkadaşlar. Türkiye'nin makroekonomik problemleri ve S-400 meselesi masada olduğu sürece Türkiye-Rusya ilişkileri bu kadar sıcak olduğu sürece Amerika'nın demokrat kesiminin şu anki derin devleti ya da Amerikan diliyle kurumsal devleti temsil eden kesimin Türkiye'nin yönetimiyle ne ekonomi yönetimiyle ne siyaset yönetimiyle uzlaşması mümkün değil arkadaşlar. Pek çok konuda bizim geri adım atmamız gerekiyor ki biz oradan bir kaynak yaratabilirim kendimize. O da pek mümkün gibi görünmüyor. Yani Kıbrıs meselesinde geri adım atacaksınız. Maraş meselesinde geri adım atacaksınız. Suriye konusunda bütün politikalarınızı değiştireceksiniz. Mısır, Libya politikalarınızı değiştireceksiniz. Doğu Akdeniz meselesinde tamamen geri adım atacaksınız. Biz burada yokuz kardeşim diyeceksiniz. Ve S-400'den de vazgeçeceksiniz. Belki Rusya ile ilişkilerinize de bir mesafe mesafe koyacaksınız. Belki o durumda Biden Türkiye ilişkileri bir miktar ısınabilir ama yine de Biden'ın genel itibarıyla mesafeli olacağı kanaatindeyim. Her ne kadar demokratlar kendileri için teşvikler, paketler geliştirse de, mali paketler açıklansa da Türkiye'ye çok büyük bir faydası olacağı kanaatinde değilim. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelere de çok büyük bir faydası olacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla bu koşullar içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalabiliriz dolar kıtlığından dolayı. Bu arada Trump'la ilgili zaten söylemeye gerek bile yok. Trump'ın politikalarını az çok biliyoruz. Yani dengesiz dış politika devam edecektir. Türkiye'ye bir iyi davranıp bir kötü davranıp bu süreci ilerletecektir. Hem iyi hem kötü diyebiliriz ama Biden'ın geldiği zamanki kadar sıkıntılı olmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim Türkiye'nin kendi iç verilerine. Pazartesi günü cari işlemler dengesi açıklanacak. 4,5 milyar dolar beklenti. Ben de o civarlarda bir beklenti içerisindeyim. Zaten oturup hesapladığınız zaman dış ticaret verilerini ortaya koyduğunuz zaman karşınıza çıkan rakam yaklaşık bu seviyelerde oluyor arkadaşlar turizm gelirleri buradan çıkartılacak ortaya çıkan rakam da cari dengeyi verecek bize 4 milyar da olsa arkadaşlar 5 milyar da olsa 4,5 milyar dolar da olsa ciddi ve büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Ağustos ayı verisi Temmuz ayı verisine göre çok kötü gelmişti dış ticaret dengesinde. Demek ki arkadaşlar cari dengede Ağustos ayında Temmuz ayına göre çok daha yıkıcı olacak. Bu cari dengenin her geçen gün biraz daha bozulduğu anlamına geliyor. Cari dengenin bozulması da büyük bir ekonomik krize doğru adım adım ilerlediğini gösteriyor Türkiye'nin. Ekonomik krizi bir şekilde erteleyebilmek adına ya da biraz zaman kazanmak, dengeleri oturtmak için kendine bir alan yaratabilmek adına Türkiye'nin yapması gereken tek şey ya da yapabileceği tek şey öyle söyleyeyim, devalüasyon yapmak arkadaşlar. Başka çaresi yok. Tabii ki dalgalı kurda devalüasyon olmaz ama devalüasyonist bir etkiyle kurun yükselmesine izin verilecek, teşvik edilecek hatta belki bu da 14, 15, 16 lira civarında bir dolar kuru anlamına geliyor. Şimdi pazartesi günü açıklanacak cari açığın üzerine bir de işsizlik verisini koyduğumuz zaman, Temmuz ayı işsizlik verisini koyduğumuz zaman ve işsizlik verilerinin de yazın ortasında yani mevsimsel etkilerin en avantajlı olduğu dönemde bile %12 ile %13 arasında olduğunu gördüğümüzde hatta belki %14 zorlamaya başladığını gördüğümüzde artık iplerin iyice gerildiğini zaten rahatlıkla anlayabiliriz. Bu ne demektir arkadaşlar? Reel sektör sıkıntılı Devletin bütün teşviklerine rağmen, bütün baskılarına rağmen hayır kardeşim işçi çıkartamazsın demesine rağmen %13'te zorlanan bir işsizlik. Aniden patlayabilecek bir işsizlik reel sektörün ve vatandaşların ne kadar sıkıntıda olduğunu da gösteriyor. Bu iki verinin toplamı da dolar üzerindeki baskıyı arttıracak. Salı günü sanayi üretimi gelecek. Sanayi üretimi bir önceki ay 8.8 civarında yanılmıyorsam yükselmişti. Bu ayda 4 civarında. 4 civarında bir yükseliş beklentisi var. Gelebilir mi? Gelebilir. Ama sanayi kime üretiyor? Niye üretiyor? Nereye üretiyor? Tam olarak bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla sanayi şu anda stoklara çalışıyor. Ülke ekonomisi ya da dünya ekonomisi hareketlenir mi? Beklentisiyle. Ama bu beklenti en az bir yıl ertelenecek gördüğüm kadarıyla. Pandemi bu kadar hızlı büyürken ve ilerlerken. Dünya ekonomileri hızla daralmaya, kapılarını hızla kapatmaya devam ediyorlar. Bakın İspanya'da Madrid olağanüstü hal ilan etti. Almanya'da, İngiltere'de vakka sayıları hızlı bir şekilde artıyor ve tekrar kısıtlamalar konuşulmaya başlandı. Keza Amerika, Fransa, Asya ülkeleri Çin haricinde Çin bu işi bir şekilde baskıladı ama tüm diğer ülkelerde vaka sayısı hızla artıyor, rekor düzeylere çıkmış durumda. Aşı ile ilgili beklentiler yeni baharlara erteleniyor. Aşı ile ilgili beklentiler gerçekleşse bile tüm insanlığa yetişebilir mi konusu da tartışılıyor. Dolayısıyla bu sıkıntılar büyüdüğü sürece arkadaşlar ekonomiler üzerindeki baskı artacaktır. Ekonomiler üzerindeki baskının artması da Türkiye'nin de sanayi üretiminin daralması anlamına geliyor. Çünkü biz ticaretimizin en büyük kısmını Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ekonomilerini kapattıkları an itibariyle Türkiye ile ilişkilerini kestikleri an itibariyle de sadece Türkiye özel değil elbette. Bir yığın ülkeyle ilişkilerini kesecekler ama Türkiye'ye özel bir de ekstra ambargolar ve yaptırımlar uygulayabilirler. Doğu Akdeniz üzerinde uygulayabilirler. S400 meselesi üzerinden uygulayabilirler. Türkiye Yunanistan ilişkileri üzerinden, Türkiye Kıbrıs ilişkileri üzerinden, Türkiye Maraş meselesi üzerinden yeni yaptırımlar gündeme getirebilirler en azından bunu bahane edebilirler tüm bu yaptırımlarda Türkiye'nin ihracat gücünü biraz daha azaltacak üretimini de azaltacak ve biz Aslına bakarsanız bugünlerde %8, %4 sanayi üretimlerini hızlandırırken yarın öbür gün hem bu yaptırımlar ambargolar hem de pandemi konusunun gündeme gelmesiyle iyiden iyiye sıkıntıya gireceğiz gibi görünüyor. Bunları niye uzun uzun anlatıyorum? Bu gerçekleri bilin, buna göre davranın diye arkadaşlar. Zor günler bizi bekliyor. Nakitin, keşin kral olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Kıtlık ekonomisinin çok net bir şekilde yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Mesela ikinci elle ile ilgili sorular geliyor. Evet ikinci el araç fiyatlarının hatta sıfır el araç fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseleceği bir sürece doğru gidiyoruz. Gıda fiyatlarının daha da yükseleceği bir döneme doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekleri kabul etmek ve görmek ve buna göre de önlemler almak zorundayız. Biz ne önlem alabiliriz? E biz kendimize göre korumacı önlemler alabiliriz. Şahsi önlemlerimizle en azından tasarruflarımızı bir kenarda bulun devam edebiliriz. Eskilerin dediği gibi kötü gün parasını kenarda tutabiliriz arkadaşlar. Devlet ne yapabilir? Devletin ne yapacağını devleti yönetenler düşünecekler. Evet biz tabii ki önerilerde bulunuruz. Şu yapılsın bu yapılsın elbette deriz ama biz karar mercinde değiliz. Biz zaten sıkıntıları dile getirirken az çok çözüm önerilerinde sunuyoruz ama bizim sunmamız bir şey ifade etmiyor. Bu ülkeyi yönetenler, ekonomiyi yönetenler elini taşın altına koy iddia edenler bu sorunları çözmek zorunda temelde orta gelir grubunu büyütmek zorunda arkadaşlar yani adil bir gelir dağılımına doğru bir an önce ekonomiyi evretmek ve tüm yerli kaynakların kullanıldığı bir ekonomik üretim modeline geçmek zorundalar e bunun formülde 1928- 38 arasında Mustafa Kemal Atatürk ve ekonomik kurmaylarının yaptıklarında zaten bulunuyor arkadaşlar onları yıkmak yerine onları devam ettirseler zaten bu sorunlar yaşanmazdı. Velev ki yıktınız e tekrar onları kurgulayabilirsiniz, kurabilirsiniz. Bu büyük bir reformist hareket olur. Velhasıl arkadaşlar biz bunları söyleriz ama bunları yapacak olan bizler değiliz. Biz sadece durum tespitinde bulunabiliyoruz şu an itibariyle. Peki biz ne yapabiliriz? Dediğim gibi tasarruflarımızı kenarda tutarız. Kötü gün paramızı mutlaka ayırırız. Bugün işimiz olabilir ama yarın her an her şey terse dönebilir buna hazırlıklı olun arkadaşlar Türkiye'nin koşulları ve dünyanın koşulları gereği. Perşembe günü yine iki çok önemli veri açıklanıyor. Bunlardan birisi konut satışları, birisi de bütçe verisi. Konut satışları ile ilgili Eylül verisi açıklanacak. Eylül verisinde göreceksiniz konut satışları patır patır düşüyor arkadaşlar. Önceki aylara kıyasla çok ciddi bir gerileme olduğunu göreceksiniz. Yıllık verileri baz almayın. Bundan sonraki süreçte de konut satışlarının her geçen ay biraz daha dip yaptığını göreceğiz faiz artışlarıyla beraber bu yüksek faiz ortamı ve bu tedirgin edici gelecek beklentisi konut piyasasının hareketlenmesinin önünde büyük bir engel. En az 4-5 yıl bakın altın çizerek söylüyorum. En az 4-5 yıl konut piyasasının hareketlenmesini, fiyatların yükselmesini falan beklemeyin. Türk lirası bazında konut fiyatlarının arttığını falan iddia eden arkadaşlar var. Lütfen dolarla, faizle, diğer enstrümanlarla kıyaslasınlar. Gerçekten konut fiyatları yükseliyor mu, yükselmiyor mu? İkinci olarak da fiyatlar yükseliyor da Alan var mı? Yani siz ne fiyat koyarsanız koyun önemli değil arkadaşlar. Önemli olan alıcı var mı karşınızda ona bakacaksınız. Orada yazan fiyata bakmayın onun için konut fiyatlarında ciddi bir düşüş var ve bu düş eğilimi de devam edecek. Bütün bu veriler açıklandıktan sonra arkadaşlar önümüzdeki hafta doları 8.20'yi test ederken görebiliriz. Euroyu 9.50'yi test ederken görebiliriz. Amerika'daki teşvik paketinin geçmesi, Euro'nun biraz daha değer kazanmasını beraberinde getirebilir. Evet, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolara karşı değer kaybetmeye devam eder ama gelişmiş dediğimiz Avrupa ülkelerinin para birimi olan euro büyük ihtimalle biraz daha değer kazanacaktır. Dolar değer kaybedecektir o ülke para birimlerine göre. Dolayısıyla 1.20'leri zorlayan 1 euro dolar paritesi görebiliriz. Teşvikin biraz daha netleşmesiyle birlikte. Bu da Dolar endeksinin bir miktar gevşemesini beraberinde getirir ama altın fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirir. Altın çizerek söylüyorum. Dolar endeksinin gerilemesi Türkiye'de doların gerilemesi anlamına gelmiyor. Büyük ihtimalle Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye, üstelik hızlanarak değer kaybetmeye devam edecek arkadaşlar. Bunun uyarısını yapmak istiyorum. Sterlin 10.24 seviyesinde arkadaşlar ve Sterlin'in de yükselişinin 11 liraya doğru gittiğini Göreceğiz ve gelelim faize 14 zorlamaya başladı. Merkez bankasının çeşitli faiz enstrümanlarını yükseltmeye devam etmesiyle birlikte. 16'ya doğru giden bir faiz ortamı göreceğiz. Altın onsu 1900'ün üzerinde üstelik 1930 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Tabii ki Pelosi ile Münş'ün arasındaki teşvik paketi görüşmelerinin hızlanmasıyla birlikte. Teşvik öyle ya da böyle çıkacak. Aynen söylediğimiz gibi. Teşvik meselesi daha da çok konuşuldukça altının onsundaki yükselişin daha da hızlandığını göreceğiz. Gram altında 487'den kapandı. Bakın doların gerilemesine rağmen. Hem dolar yükselişi, altının yükselişi göreceksiniz. Çok kısa vadede 500 liranın üzerinde bir gram altını işaret edecek. Ve sonrasında 520'nin üzerine çıkan bir gram altın göreceğiz. Sakin olmanızda fayda var. Gümüş fiyatı 6,5 seviyesine yaklaştı neredeyse gram fiyatı. 25 doları geçti gümüşün ons fiyatı. Aynen söylediğimiz gibi gümüş altına göre daha agresif hareketlerle yükseliş eğilimini devam ettiriyor ve devam ettirecek. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve tabii ki beni Instagram'dan ve Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın.